Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu konditionel Sätze. Hazırsanız dersimiz başlasın. Konditionel Sätze ne demek? Konditionel Sätze arkadaşlar koşul cümleleri demek. Bedingungen ausdrücken, burada da arkadaşlar ne yapacağız? Koşulları ifade etmeyi göreceğiz. Konnektör Nebensatz, bakın burada yan cümle olarak ifade edilen bu alt başlıkta maviyle ifade etmiş olduğum şeyleri arkadaşlar bir durumu çeşitli ifadeler kullanarak nasıl dile getiririz ona bakacağız. Tabii ifadeler derken burada kalıplar var arkadaşlar. Bu kalıplara göre nasıl yerleştirmemiz gerektiğini görüyor olacağız bu dersimizde. Öncelikle maviyle ifade etmiş olduğum im Falle des yapısına baktığımızda im Falle des ola ki gibi bir anlam doğuyor arkadaşlar. Bakın burada bir koşul var. Unter der Bedingung des, bakın bunların hepsi aynı anlamda şu şart altında gibi düşünülebilir. Angenommen des, tut ki gibi düşünülebilir arkadaşlar. Vorausgesetzt des, bu da gene aynı anlama gelen ola ki, tut ki, şu koşullar altında anlamına gelen yapılar. Dolayısıyla bunları şimdi arkadaşlar örnek cümle içerisinde nasıl ifade edilir, nasıl kullanılır onu göreceğiz. Hemen ardından da wenn, falls, sofern bunları da göreceğiz. Ancak onlara henüz bir sonraki tahtada inceliyor olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle im Falle des ile başlayan cümleyi bir okuyalım. Im Falle des irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, wird die Berechnung falsche Ergebnisse liefern. Evet, burada arkadaşlar öncelikle cümleyi bir inceleyelim. Bilinmeyen kelimeleri bir çıkartalım. Im Falle des, das az önce de söylemiş olduğum gibi ola ki anlamına geliyor. Werte değerler demek arkadaşlar. Yani buradaki değerlerden kasıt ne olabilir? Bir makinenin işte datasıyla alakalı, bir verisiyle alakalı bir şey olabileceği gibi. Werte'den kasıt işte tıpta da kullanılabilir bir terminolojidir. İşte ne olabilir? İşte değerler derken değil mi? Irgendwelche Werte herhangi değerler anlamına geliyor arkadaşlar. Ausfüllen de doldurmak demek arkadaşlar. Dolayısıyla ausgefüllt denildiğinde değerlerin yerini bulması ya da değerlerin eş noktada olması gibi düşünülebilir arkadaşlar. Im Falle des irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, yani o değerler doldurulmadığında ya da o değerler karşılanmadığında gibi de düşünülebilir. Cümle ne diyor? Wird die Berechnung falsche Ergebnisse liefern? Die Berechnung hesaplama demek arkadaşlar. Falsche Ergebnisse, das Ergebnis neydi arkadaşlar? Sonuç, netice değil mi? Die Ergebnisse neticeler, sonuçlar anlamında. Yanlış sonuçlar demek. Liefern ise neydi liefern? Göndermek değil mi? Söz gelimi işte bir paket göndermek gibi de düşünülebilir. Ancak burada ne anlamı doğuyor arkadaşlar? Yanlış sonuçlar verecektir gibi. Güzel Türkçe'de biz bunun yerine ne deriz? Yanlış sonuçlar doğuracaktır. Yanlış sonuç verecektir gibi düşünülebilir değil mi? Dolayısıyla burada diyor ki ola ki yanlış değerler olduğunda, bu işte teknolojiyle ilgili bir cümle olabilir arkadaşlar. Im Falle des irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, ola ki değerler yerini bulmazsa, wird die Berechnung hesaplama yanlış değerler, yanlış sonuçlar verecektir anlamı doğmuş oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu cümle İşte teknolojide kullanılabileceği gibi tıpta kullanılabilir, mühendislikte kullanılabilir bir cümle. Dolayısıyla tabii bizim dikkat çekmemiz gereken nokta im Falle des. Dolayısıyla im Falle ola ki şu durum anlamına gelmiş oluyor. Bakın burada da gene im Falle des yerine unter der Bedingung des, şu koşul altında anlamına geliyor. Bakın fark ettiyseniz arkadaşlar cümlenin diğer
öğeleri yerli yerinde duruyor. Sadece ben ne yapmışım? Infalledas yerine unter der Bedingung das demiş oluyorum. Bakın burada da gene koşul bildiriyorum. Şu koşul altında demiş oluyorum. Dolayısıyla ne diyeceğim? Herhangi bir değer eğer yerine bulmazsa yanlış sonuçlar doğuracaktır demeye getiriyorum aslında. Yani üstteki cümleyle gene aynı anlamda. Sadece koşulun bu sefer ne oldu? Unter der Bedingung des koşuluyla başlamış oldu. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Unter der Bedingung des irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, wird die Berechnung falsche Ergebnisse liefern. Bakın gene aynı şekilde yerli yerinde kalmış oluyor. Bir sonrakine bakalım arkadaşlar. Bir sonrakinde de gene bir koşul cümlesi var. Angenommen das. Angenommen das tut ki gibi bir anlam arkadaşlar. Güzel Türkçemizde öyle bir anlamı var. Dolayısıyla tut ki herhangi bir değer yerini bulmazsa, değil mi? Söz gelimi işte bir metre değerini bulmazsa, değil mi? Kısa gelir ya da çok gelirse, değil mi? Yanlış olmuş olur. Ne olacak? Tam o değeri bulması gerekiyor. Çünkü o koşulla ne olacak? Doğru sonuç çıkacak ortaya. Dolayısıyla bu yerini bulmazsa yanlış sonuçlar hesap edilecektir demeye getiriyor. Değil mi cümlemiz? Dolayısıyla angenommen, dass irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, wird die Berechnung falsche Ergebnisse liefern. Demek ki arkadaşlar im Falle das, unter der Bedingung das ya da angenommen das aynı anlama geliyormuş. Cümle yapıları da gene ne oluyormuş? Aynı kalıyormuş. Bu sefer vorausgesetzt das. Bakın burada da gene tut ki, ola ki gibi bir anlam doğuyor. Vorausgesetzt das irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, wird die Berechnung falsche Ergebnisse liefern. Bakın burada da gene tıpkı diğerlerinde olduğu gibi aynı anlam doğmuş oluyor arkadaşlar. Dilerseniz bunların üzerinden şöyle bir geçelim arkadaşlar. Demek ki im Falle das, unter der Bedingung das, angenommen das, vorausgesetzt das aynı anlama geliyor. Koşul cümlesi olmazsa, değil mi? Tut ki şu koşul altında gibi bir anlam doğuyor. Dolayısıyla hepsi birbirinin aynı, birbirinin dengi arkadaşlar. Burada ne yapmış oluyoruz? Herhangi bir değer eğer bir karşılamazsa, doldurulmazsa o koşul ne olacaktır? Yanlış sonuçlar hesap edilecektir demeye getirmiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Im Falle, dass irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, wird die Berechnung falsche Ergebnisse liefern. Im Falle, dass irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, wird die Berechnung falsche Ergebnisse liefern. Unter der Bedingung, dass irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, wird die Berechnung falsche Ergebnisse liefern. Unter der Bedingung, dass irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, wird die Berechnung falsche Ergebnisse liefern. Angenommen, dass irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, wird die Berechnung falsche Ergebnisse liefern. Angenommen, dass irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, wird die Berechnung falsche Ergebnisse liefern. Vorausgesetzt, dass irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, wird die Berechnung falsche Ergebnisse liefern. Vorausgesetzt, dass irgendwelche Werte nicht ausgefüllt bleiben, wird die Berechnung falsche Ergebnisse liefern. Bu görmüş olduğumuz yapıları şimdi de başka örnekle ele alalım arkadaşlar. Im Falle, dass der Grill keine Störung und Gefahr darstellt, ist die Benutzung gestattet. Öncelikle bir kelimelere bakalım. Grill, der Grill ne demek arkadaşlar? Izgara, öyle değil mi? Die Störung, bu da arıza anlamına geliyor arkadaşlar. Gefahr, Gefahr da tehlike anlamında. Darstellen, Gefahr darstellen, tehlike arz etmek anlamında düşünebilir arkadaşlar. Demek ki ızgara bir arıza ya da tehlike arz etmediği sürece gibi bir koşul cümlesi çıkıyor ortaya. Ist die Benutzung gestattet? Die Benutzung kullanım demek arkadaşlar.
Gestattet bir şeyin izin verilmesi halinde kullanılan bir eylem arkadaşlar. Die Benutzung gestattet, yani kullanıma izin var anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu durumda şimdi ben im Falle das ile ne yapmış oluyorum? Ola ki anlamına gelen tut ki, değil mi? Burada bir koşul söz konusu. Bu durumda ne diyor cümlemiz? Ola ki ızgarada bir arıza ya da bir tehlike olmazsa, yoksa ne oluyormuş? İsti benutzung gestattet. Kullanıma müsaade var demeye getiriyor cümlemiz. Şimdi zaman zaman birebir Türkçe'ye çevirdiğim için kusuruma bakmayın arkadaşlar. Hani Türkçe'de biraz havada kalabiliyor bazı şeyler ama direkt geçirdiğimi düşünüyorum, anladığınızı düşünüyorum. Şimdi im Falle das yapısı yerine ben ne yapabiliyormuşum? Unter der Bedingung das. Yani şu koşul altında, bakın gene aynı yapıları kullanıyorum. Değişen bir şey yok. Unter der Bedingung das der Grill keine Störung und Gefahr darstellt. Bakın burada zaten olumsuzluk olduğu için, yani herhangi bir arıza ya da tehlike arz etmediği sürece ızgaranın kullanımına müsaade vardır demeye getiriyor, değil mi cümlemiz? Aynı şekilde angenommen das ile gene aynı anlamı vermiş oluyoruz. Angenommen das ile tut ki anlamı doğuyor. Bu durumda gene değişmiyor öğeler. Angenommen dass der Grill keine Störung und Gefahr darstellt, ist die Benutzung gestattet. Vorausgesetzt dass, bakın gene aynı anlamda yapılar gene yerli yerinde. Bu durumda vorausgesetzt dass der Grill keine Störung und Gefahr darstellt, ist die Benutzung gestattet demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Im Falle, dass der Grill keine Störung und Gefahr darstellt, ist die Benutzung gestattet. Im Falle, dass der Grill keine Störung und Gefahr darstellt, ist die Benutzung gestattet. Unter der Bedingung, dass der Grill keine Störung und Gefahr darstellt, ist die Benutzung gestattet. Unter der Bedingung, dass der Grill keine Störung und Gefahr darstellt, ist die Benutzung gestattet. Angenommen, dass der Grill keine Störung und Gefahr darstellt, ist die Benutzung gestattet. Angenommen, dass der Grill keine Störung und Gefahr darstellt, ist die Benutzung gestattet. Vorausgesetzt, dass der Grill keine Störung und Gefahr darstellt, ist die Benutzung gestattet. Vorausgesetzt, dass der Grill keine Störung und Gefahr darstellt, ist die Benutzung gestattet. Şimdi arkadaşlar bir diğer koşul cümlelerini oluşturalım. Buradaki koşul cümleleri arkadaşlar farklı olan yapılar. Şöyle ki wenn ve falls hatırlayacak olursanız önceki seviyelerde görmüştük bunları. Neydi? Şayet anlamına geliyordu. Wenn, falls ve sofern, demek ki bunlar şayet anlamına geliyormuş. Örneğimize bir bakalım. Ne diyor cümlemiz? Wenn ein Fehler auftritt, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung. Evet. Öncelikle bir anlamlandıralım. Fehler neydi? Hata demekti. Fehler auftreten, hatanın ortaya çıkması demek arkadaşlar. Olur da ya da şayet hata çıkarsa, demek ki wenn ein Fehler auftritt anlamına gelen, demek ki wenn ein Fehler auftritt neymiş? Şayet bir hata ortaya çıkacak olursa, bakın erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung. Bildschirm neydi arkadaşlar? Ekran demekti. Erscheinen, belirmek demek. Eine Meldung, bir mesaj. Evet, bu teknolojide, değil mi, kullanabileceğimiz, bilişimde belki de karşımıza çıkacak olan bir cümle olabilir, değil mi? Ne diyor cümlemiz yani? Şayet bir hata ortaya çıkarsa ne olacak? Ekranda bu hata mesajı belirecektir, değil mi? Yani bu mesaj olarak ekranda belirecektir anlamına gelmiş oluyor. Burada da ne yapmış oluyoruz demek ki arkadaşlar? When'i kullanmış oluyoruz. When neymiş, değil mi? Hatırlayacak olursanız ola ki, şayet gibi, değil mi? Şayet. When ein Fehler auftritt, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung, değil mi? Demiş oluyoruz. When yerine ben falls da kullanabilirim. Burada falls gene aynı anlamda, şayet
gibi, değil mi? Anlama, bu anlama gelmiş oluyor. Falls ein Fehler auftritt, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung. Bakın gene aynı anlamda. Falls yerine, wenn yerine sofern kullanabiliyorum. Bu da gene aynı anlama geliyor arkadaşlar. Sofern ein Fehler auftritt, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung. Şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki biz wenn, falls ve sofern aynı anlama getirebiliyormuşuz, değil mi? Aynı anlama geliyor. Ancak buradaki öğeler yerli yerinde durmuş oluyor. Demek ki ben ne yapmış oluyorum? Wenn, falls, sofern hiç fark etmez. Olur da şayet bir hata ortaya çıkarsa, değil mi? Ya da eğer bir hata ortaya çıkacak olursa bu ne olacaktır? Ekranda bir mesajla mutlaka karşımıza çıkacaktır, değil mi? Anlamı doğmuş oluyor. Erscheinen arkadaşlar çıkacaktır, ortaya çıkacaktır anlamına gelmiş oluyor. Auf dem Bildschirm ekrana anlamına geliyor. Ve die Meldung, eine Meldung neydi? Bir mesaj. Dolayısıyla bir hata ortaya çıkacak olursa ekranda bir mesaj gözükecektir, ortaya çıkacaktır anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wenn ein Fehler auftritt, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung. Wenn ein Fehler auftritt, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung. Falls ein Fehler auftritt, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung. Falls ein Fehler auftritt, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung. Sofern ein Fehler auftritt, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung. Sofern ein Fehler auftritt, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung. Wenn, falls, sofern yapılarını başka bir örnekle pekiştirelim şimdi arkadaşlar. Wenn man den Patientennamen eingibt, wird automatisch einblenden. Öncelikle bir anlamlandıralım. Patientennamen hasta ismi. Eingeben girmek demek arkadaşlar. Dolayısıyla buradan ne anlamalıyız? Bir bilgisayara, değil mi? Hastanın adı giriliyorsa eğer, demek ki Patientennamen eingeben dememiz gerekiyor. Automatisch adı üstünde, otomatik. Einblenden, einblenden de arkadaşlar ekranda gözükmek anlamına geliyor. Almanca'nın da zevkli ve güzel olan tarafı da o. Belli başlı fiiller farklı anlamlara gelebiliyorken güzel Türkçemizde, Almanca'da belli başlı olan o fiiller, işte einblenden örneğinde olduğu gibi birebir o örneği ya da o anlamı vermiş oluyor. Çünkü einblenden ekranda gözükmek anlamını doğuruyor ve bunu başka bir şeyde kullanamazsınız. Yani mutlaka bir ekran olması gerekiyor. Yani bu söz gelimi bir plazma televizyonunda belirmek anlamına gelebileceği gibi bir bilgisayar monitörü anlamına da gelebilir. Ama her halükarda ekrana çıkmak anlamı doğmuş oluyor. Şimdi buraya baktığımızda koşul cümlemiz wenn görüyoruz. Wenn eğer, değil mi? Wenn man den Patientennamen eingibt. Den Patientennamen demek ki hastanın ismini girilirken, değil mi? Girildiğinde wird automatisch einblenden, otomatik olarak ne olacaktır? Belirecektir diyor. Yani herhangi bir ekranda bu ne olacaktır? Karşımıza çıkacaktır anlamı doğmuş oluyor bu cümlede. Aynı yapıyı ben şimdi bu sefer falls ile ele alacak olursam, bu sefer gene her şey yerli yerinde duruyor. Sadece ne yaptım? Falls getirdim wenn yerine. Bu durumda falls man den Patientennamen eingibt, wird automatisch einblenden. Bakın burada da gene herhangi bir anlamda bir farklılaşmaya gitmedik. Çünkü gene aynı anlam doğuyor, değil mi? Hastanın ismi girildiğinde otomatik olarak ne olacaktır? Ekranda belirecektir demiş oluyor bu cümle ile, değil mi? Falls man den Patientennamen eingibt, wird automatisch einblenden demiş oluyoruz. Aynı şekilde sofern ile de bu durumu ele alabiliyoruz. Bu durumda sofern man den Patientennamen eingibt,
wird er automatisch einblenden. Bakın gene aynı yapı, her şey yerli yerinde duruyor. Ne yapmış oluyoruz? Sofern'ı getirmiş oluyoruz. Bu durumda sofern man den Patientennamen eingibt, wird er automatisch einblenden. Tabii buradaki er'dan kasıt ne oluyor arkadaşlar? İsmi kastetmiş oluyoruz. Oraya bir ne yapıyoruz? Adres göstermiş oluyoruz. Toparlayacak olursak demek ki wenn, falls ve sofern ne oluyormuş? Aynı anlamlara geliyormuş. Dilediğimi kullanabiliyorum arkadaşlar. Herhangi bir öğelerde bir yer değiştirme söz konusu olmuyormuş. Dilediğim gibi ne yapabiliyorum? Bunu söyleyebiliyorum. Bu koşul cümlesini kurabiliyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wenn man den Patientennamen eingibt, wird er automatisch einblenden. Wenn man den Patientennamen eingibt, wird er automatisch einblenden. Falls man den Patientennamen eingibt, wird er automatisch einblenden. Falls man den Patientennamen eingibt, wird er automatisch einblenden. Sofern man den Patientennamen eingibt, wird er automatisch einblenden. Sofern man den Patientennamen eingibt, wird er automatisch einblenden. Şimdi arkadaşlar, je nachdem ob koşulunu görelim. Je nachdem ob, bunu Türkçe'ye çevirdiğimde birazcık havada kalabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla cümle içerisinde incelediğimizde daha bir bariz, daha bir ortaya çıkacaktır. Şimdi je nachdem ob, her halükarda burada bir koşul var. Ne demek istediğimi cümlenin içerisinde okuduğumuzda dilerseniz hep birlikte bir çıkartmaya çalışalım. Şimdi je nachdem ob wir frisches Quellwasser oder Leitungswasser trinken, schmeckt das Wasser ganz unterschiedlich. Eminim ki çıkartmışsınızdır değil mi arkadaşlar? Öncelikle bir bilinmeyen kelimelere bir bakalım. Frisch neydi? Taze. Quellwasser kaynak suyu demek. Taze kaynak suyu anlamında. Oder Leitungswasser. Evet, Leitungswasser arkadaşlar, bu da şehir suyu. Yani şehir şebeke suyu kastedilmiş oluyor. Schmecken neydi? Tadında olmak değil mi? Schmeckt das Wasser ganz unterschiedlich, çok farklı. Yani ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Taze kaynak suyu ya da şehir suyu içmek ne olmuş oluyor arkadaşlar? Buna göre suyun tadı çok farklı oluyor demeye getiriyoruz. Dolayısıyla koşulumuz ne? Yani taze kaynak suyu ya da şehir suyu içmemize göre suyun lezzeti farklı oluyor demeye getiriyor. Dolayısıyla je nachdem denildiği için, bakın fark ettiyseniz arkadaşlar, iki şey var. İki şey kıyaslanmış. Burası çok önemli. Dolayısıyla Quellwasser ve Leitungswasser arasında kalınmış. Yani doğal kaynak suyu değil mi? Kaynak suyu Quellwasser ve Leitungswasser şehir suyu yani bu iki suyun lezzeti arasında kalınılmış. Bu duruma göre ne deniliyor? Suyun tadı buna göre çok fark ettiriyor demeye getiriyor bu cümle. Bu durumda je nachdem ob ile ne yapmış oluyoruz? Bu iki şeyi kıyaslamış oluyoruz. Bu durumda je nachdem ob wir frisches Quellwasser oder Leitungswasser trinken, schmeckt das Wasser ganz unterschiedlich. Suyun lezzeti ne oluyor? Farklı olmuş oluyor demiş oluyoruz. Demek ki bu je nachdem ob ile iki şey kıyaslanmış oluyor. Bir diğer örneğe bakalım. Burada gene je nachdem ob görüyoruz. Je nachdem ob Sie eine Uhrzeit oder eine Zeitspanne ausdrücken wollen, ist die Kodierung unterschiedlich. Evet, bu da gene bilişimle ilgili bir cümle. Ne diyor arkadaşlar? Die Uhrzeit neydi? Saat demekti. Zeitspanne, bu da zaman aralığı demek. Bilişimle uğraşan arkadaşlar mutlaka bileceklerdir. Bununla ilgili olan kodlamalar fark ettiriyor. Dolayısıyla cümlemiz onu söylemeye çalışıyor. Ausdrücken de söylemek, belirtmek anlamında arkadaşlar. Kodierung, bu da zaten İngilizceden gelen kodlama anlamında arkadaşlar. Unterschiedlich, az önce gördük,
farklı demek oluyor arkadaşlar. Tabi yukarıda ganz unterschiedlich çok farklı gördük. Unterschiedlich de farklı. Dolayısıyla cümlemiz ne diyor? Normal değil mi? Normal demeyelim. Bir saat değil mi? Bir zaman ya da bir zaman aralığını vurgulamak istemenize göre kodlama farklılık gösteriyor demeye getiriyor bu cümle. Dolayısıyla bakın je nachdem ob ile iki değişkenimiz var. İşte saat ya da işte zaman aralığını vurgulamamıza göre ne oluyor? Kodlama fark ettirebiliyor demeye getiriyor. Dilerseniz şöyle bir tekrarlayalım. Je nachdem ob ile demek ki ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? İki değişkeni kıyaslamış oluyoruz. Burada ne diyordu ilk cümlemiz? Je nachdem ob wir frisches Quellwasser oder Leitungswasser trinken. Yani taze kaynak suyu ya da şehir suyu içmemize göre suyun tadı çok farklılık gösteriyor demiş oluyor bu cümle değil mi? Je nachdem ob wir frisches Quellwasser oder Leitungswasser trinken, schmeckt das Wasser ganz unterschiedlich. Çok farklı değil mi? Tatlı oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi doğal kaynak suyundan içmekle şehir şebekesindeki o suyun tadı mutlaka fark ettirecektir. Dolayısıyla onu ifade ediyor bu cümle. İkinci cümlede ise je nachdem ob sie eine Uhrzeit oder eine Zeitspanne ausdrücken wollen, ist die Kodierung unterschiedlich. Yani ne demek istiyor cümlemiz? Normal bir normal diyorum her defa aslında hani anlaşılır olsun diye. Saat ya da zaman aralığını vurgulamak istememize göre kodlama farklılık gösterebiliyor demiş oluyor bu cümlemizde. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Je nachdem ob wir frisches Quellwasser oder Leitungswasser trinken, schmeckt das Wasser ganz unterschiedlich. Je nachdem ob wir frisches Quellwasser oder Leitungswasser trinken, schmeckt das Wasser ganz unterschiedlich. Je nachdem, ob Sie eine Uhrzeit oder eine Zeitspanne ausdrücken wollen, ist die Kodierung unterschiedlich. Je nachdem, ob Sie eine Uhrzeit oder eine Zeitspanne ausdrücken wollen, ist die Kodierung unterschiedlich. Arkadaşlar az önce je nachdem ob kalıbını cümle içerisinde anlamlandırabildik. Tek başına söylerken havada kalabiliyor. Bu yapı da gene öyle arkadaşlar. Je nachdem wie söylerken hani birebir karşılığını söylerken biraz havada kalabiliyor. Cümlenin içerisinde daha bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Hemen başlayalım ilk cümleyi okumaya. Je nachdem wie es mir gefällt, bleibe ich eine Woche länger. Eminim ki daha bir anlaşılır olmuştur öyle değil mi? Gefallen neydi? Hoşa gitmek. Benim hoşuma gideceği doğrultuda diyor cümlemiz değil mi? Bleibe ich eine Woche länger. Bir hafta daha uzun kalabilirim. Yani ne demiş oluyoruz? Keyfime göre, bakarım duruma göre bir hafta daha kalabilirim değil mi? Söz gelimi bir tatil merkezinde gitmişizdir ya da herhangi bir yere gitmişizdir. Ve hoşumuza gittiyse duruma göre bir hafta daha kalabilirim deriz ya güzel Türkçe'de. İşte bunun karşılığını vermiş oluyor aslında. Je nachdem wie. Dolayısıyla je nachdem wie es mir gefällt. Hoşuma gitme durumuna göre diyebiliriz değil mi? Bleibe ich eine Woche länger. Bir hafta daha kalabilirim demiş oluyoruz bu cümlede arkadaşlar. Buraya baktığımızda je nachdem wie aktiv man im Büro ist, verbrennt eine Person durchschnittlich 2000 Kilokalorien. Evet, ne diyor cümlemiz bir bakalım. Je nachdem wie aktiv man im Büro ist, büroda ne kadar aktif olmayla, değil mi? Ne kadar aktif olduğunuzla ilintili olan bir durum bu. Verbrennt eine Person Kilokalorien verbrennen, kilokalori eritmek deriz ya güzel Türkçe'de ya da yakmak deriz öyle değil mi? Almanca'da da yakmak arkadaşlar, verbrennen. Dolayısıyla eine Person durchschnittlich, bir kişi demek ki eine Person, durchschnittlich ortalamada 2000 kilokalorien. Yani cümlemiz ne diyor? Büroda aktif olma durumuna göre ne oluyormuş? Bir insan
Ortalamada 2000 kilokalori yakmış oluyor. Tabii şimdi bizi izleyen diyetisyen arkadaşlar varsa onlar daha doğrusunu bilecektir. Bu bir ortalama arkadaşlar. Şöyle bir araştırma yaptım. Tabii işin kadın, erkek, yaş boyutu da var tabii ki. Ancak bu ortalamada benim yapmış olduğum bir araştırma artı 200 ya da eksi 200 de olabilir. Doğrusunu tabii diyetisyen arkadaşlar bileceklerdir. Bunu tabii bir örnek cümle olarak görelim. Dolayısıyla bizim aslında odaklanmamız gereken nedir? Bu maviyle belirtmiş olduğum yi nahdiyim vi kalıbı. Dilerseniz bunları bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki ilk örnekte Je nachdem, wie es mir gefällt, bleibe ich eine Woche länger. Benim nasıl hoşuma gitme durumuna göre, değil mi? Bir hafta daha kalabilirim demiş oluyoruz. Tabii bleiben neydi? Durmak, kalmak anlamındaydı. Öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla hoşuma gitme durumuna göre bir hafta daha kalabilirim dediğimizde demek ki Je nachdem, wie es mir gefällt, bleibe ich Eine Woche länger diyoruz. İkinci cümlede ise ne demiş oluyoruz? Je nachdem wie aktiv man im Büro ist. Evet, büroda ne kadar aktif olunduğuyla orantılı. Nedir o? Verbrennt eine Person durchschnittlich 2000 kilokalorien. Bir kişi ortalamada 2000 kilokalori yakmış oluyor. Demiş oluyor bu cümleler. Değil mi? Dilerseniz görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Je nachdem wie es mir gefällt, bleibe ich eine Woche länger. Je nachdem wie es mir gefällt, bleibe ich eine Woche länger. Je nachdem wie aktiv man im Büro ist, verbrennt eine Person durchschnittlich 2000 Kilokalorien. Je nachdem, wie aktiv man im Büro ist, verbrennt eine Person durchschnittlich 2000 Kilokalorien. Kondisyonalsätze üst başlığı altında konnektör nebensatz konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.